arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle kalan iplerle ya da iki ya da daha fazla renklerle örebileceğiniz patchwork ya da dama denilen örgü modelimizi çalışacağız bakınız kareleri ardı ardına örüyoruz ve bir bütün halinde örüyoruz her bir sırayı bakınız yukarıya doğru bir bütün halinde örerek istediğimiz sayıda tamamlayabiliyoruz ben model çalışması için 3 sıra yeterli gördüm tabi bu 3 sıramız 4 5 6 7 ya da bir battaniye ölçüsü ee, ya da büyük parçalar halinde örüp sonra birbirine dikerek yine bir battaniye çalışması olarak da yapabilirsiniz. Tamamen e, zevkinize göre ayarlamalarda bulunursunuz. ilk 3 sıramız yani üç rengimiz değişe değişe bittikten sonra yandaki kısımdan örmeye başlıyoruz önce ilmeğimizi alıp daha sonra yandan ilmeğimizi çıkarıyoruz yine şuradaki görmüş olduğumuz ortadaki kesme işlemlerini yaparak modelimizi bu şekilde kare olarak oluşturuyoruz her bir rengimiz bittiğinde yeni ilmeklerimizi örgümüzden çıkarıyoruz ve bu şekilde modelimizi büyütüyoruz ben bu modelim için Evet, büyük bir şiş kullandım 4 numara şiş kullandım ipimin ölçüsüne göre sizler ipinizi ve elinizin ayarına göre şişimizi ayarlarsanız çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım kolay gelsin modelimizi kurmak için ilmeklerimizi şişimizi geçirelim tekli sayılarda ilmek almamız gerekmekte öreceğimiz modelimizde ben 23 tane ilmeğim üzerinden modelimi anlatmak istiyorum. Kullanacağınız alana göre özellikle battaniye çalışması yapacaksanız daha büyük sayılarda kareler çok daha hoş durmakta. Evet sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 bir ilmek daha atıyorum ve hemen ipimi bağlıyorum. Evet ipimizi şu şekilde bağladık düğümümüzü attık. Örgümüzün arka yönündeyiz ve ters olarak örüyor. Düz olarak örüyoruz. Bakınız ters yönden bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. İlk ilmeğimizi de ördük. Sadece Son ilmeğimizi modelimiz boyunca ters öreceğiz. Bakınız bütün ilmeklerimiz düz. Sadece son ilmeğimiz ters olacak. Son ilmeği hemen alıyorum ve ters olarak örüyorum. Örgümüzün yeniden düz yönünü çeviriyoruz. Düz yönümüzde bakınız modelimizi kurarken tek sayı demiştik ve 23 tane modelimiz vardı. Şimdi burada 10 tane sağ tarafa, 10 tane sol tarafa ilmeğimiz kalacak. Ortadaki 3 ilmeğimizi keserek işlemimizi yapacağız. Kesme işlemini her zaman önden çalışacağız. Şu şekilde yazarak göstermek istiyorum. 23 ilmeğimizi ördük şu şekilde. 10 ilmek sağ taraf, 10 ilmek sol taraf, ortadaki 3 tane ilmeğimizi kesme işlemini yaparak kullanacağız. Yani 10 solda 10 sağda olacak. Şimdi hemen 10 ilmeğimizi örelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 ilmeğimi ördüm Ortada da 3 tane ilmeğim var bakınız. Diğer tarafta da 10 ilmeğimiz var. Ortadaki 3 ilmeğimizin 2 tanesini tersinden girerek şöyle yönünü çeviriyorum. Yönünü çevirdikten sonra 3 ilmeğimi aynı anda örüyorum. Bakınız kesme işlemimizi yaptık. 3 ilmeğimi örüyorum. Geriye kalan 10 ilmeğimi bakın 2 4 6 8 10 yine düz olarak örüyorum. son ilmeğimizi ters mutlaka unutmuyoruz. Evet, şurada gördüğümüz gibi 10 ilmek sağda, 10 ilmek solda ördüm. 3 tane ilmeğimi ise ortada ikisini yönünü çevirdim ve üçünü aynı anda alarak kestim. Örgümün arkasındayım. Arkada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hep ön yüzde kesme işlemimizi yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve tamamen düz olarak örüyoruz son ilmeğimize kadar. Kesme işlemini yaptığımız ilmeğimizi de görmekteyiz. Ve örüyorum, bakınız tamamen düz olarak ördüm. Son ilmeğimizi yine ters. Tekrar örgümüzün ön yönündeyiz. Şimdi kesme işlemimize başlayacağız, bakınız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 5 Birer birer eksiliyoruz. Bakınız 2 4 6 7 8 8 bakınız 2 4 6 8. Şimdi kesme işlemini yaptığımız yer bakınız tam burada ortada. Şuradan görmekte. Hemen bir ilmeğimi daha örüyorum. 9 tane ilmeğimi ördüm. Bakın 2 4 6 8 9. Ortadaki 3 ilmeğimiz üzerinden yeniden işlem yapacağız. Şöyle 3 ilmeğimi tutuyorum bakınız. 2 4 6 8 ve 9 tane ilmeğimiz bu tarafta kalıyor. 3 ilmeğimi hemen sağdan ve soldan kestiğimiz için yönünü çeviriyorum. 1 ilmek sağdan kestim. Ortadaki ilmeğimiz daha önceki kesmiş olduğumuz ilmeğimizde bakınız üçünü aynı aldım. Kalan 9 ilmeğimi örüyorum. 4 5 6 7 8 ve son ilmeğimiz ters. Bir tane ilmeğimizin üzerinden kesme işlemini devam ettiriyoruz. Bir tane sağdan, bir tane soldan 3'ün aynı anda aldığımız için bu sıramızda 9 olarak ördük. 19 8 7 6 5 diye birer birer azalarak gidecek ve örgümün arka yönünde hiçbir işlem yapmadan sadece düz örgü olarak örüyorum. İşlem yok burada. Sadece ön yüzde birer birer eksiliyoruz. 9'u bir sonraki 8 olacak. arkadan örerek geliyorum. Son ilmeğimizi ters olarak örüyorum ve örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz. Ön yüzde yine kesme işlemimizi yapıyoruz. birinci ilmeğimizi örmeden alalım. 3 bakınız 4. saymamıza gerek yok 5, 6, 7 ve 8 bakınız birer birer eksileceğimiz için 8 oldu. Şimdi ortadaki kestiğimiz ilmeğimiz ve bir öncesi, tersinden alıyorum yönünü çeviriyorum ve bir tane sağ taraftan bir tane de sol taraftan yani toplam 3 ilmeğimi ortadan kesiyorum ve diğer taraftan da 8 ilmeğimi örüyorum düz yönde kesme işlemimizi yaptık hemen şimdi takalım son ilmek ters Örgümüzün arkasına hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyoruz. Son ilmeğimiz ters sadece. Ortadaki 3 ilmek üzerinden eksilme işlemini düz yönde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geliyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum ve örgümün yeniden Düz yüzündeyiz. Bakınız kestiğimiz yer belli olmakta. Ortadaki işlem yaptığımız. Ortadaki işlem yaptığımızın ilmeğin sağındakinden ve solundakinden birer alarak ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Şimdi işlemimize yeniden başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi ördüm. Bakın tam ortadaki şu şekilde belirken ortadaki ilmeğimin ardından giriyorum. Bir öncesi ilmeğimle yerini değiştiriyorum. Diğer taraftan da bir ilmek alarak üç ilmeğimi tek seferde düz olarak örüyorum ve bakın 7 ilmeğe düştük. Sona kadar örelim. Son ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Çeviriyorum. Arkadan işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz örelim. Son ilmeğimiz ters. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci ilmeğimizi örmeden alalım. Bayağı bir ilmek eksilttik bakınız. Hemen bakın şuradaki gördüğün ilmeğimin bir öncesine kadar örüyorum. Kaç kaldı? 3. Tam ortadaki kestiğim ilmeğin şöyle ardından giriyorum. Yerlerini değiştirdikten sonra 3 ilmeğimi tek seferde kesiyorum. Geriye kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Son ilmeğim ters. Çeviriyorum arkasını. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Son ilmeğimiz yine ters. Çevirelim. Bakınız çok güzel azalarak ilerliyorum. Ortadaki ilmeğimi takip ediyorum. Bakınız hemen ortadaki kesmiş olduğum ilmeğimi girerek yönünü çeviriyorum. 3 tane ilmeğimi bir ilmek olarak örüyorum. Geriye kalan ilmeklerimi örüyorum. Son ters. Çeviriyorum. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim arkadan. Son ilmeğimi ters ördüm. Arka yönü tamamladım. Yeniden öndeyim. Ortadaki ilmeğimizi takip ettim. Alıyorum. Çeviriyorum. 3 ilmeğimi tek ilmek olarak örüyorum. Bakın 4'er ilmeğimiz kaldı. Ve bu 4 ilmeğimizi de tamamlayacağız. Arkadan işlem yapmadan devam edelim. Yeniden ters. Ön yöndeyim. Birinci ilmeğimizi örmeden alalım. İşlem yaptığım bakınız devam eden ilmeğimden giriyorum. Hemen ikisinin yönünü çeviriyorum. Diğer taraftan da bir ilmek alıp kesiyorum ve kenarlarda üçer ilmeğimizin kaldığını görüyoruz. Şöyle bakınız modelimiz kendisini gayet güzel bir şekilde gösterdi. Arkadan hepsini örelim. Son ilmeğimi ters örüyorum. Kenar bakınız şu şekilde görülmekte. Evet ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Azaldık iyice bakınız. Hemen yönünü çeviriyorum. İki ilmeğimi ördükten sonra ikisinin tersinden alıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Sağda ve solda ikişer ilmeğimiz kaldı. Arkadan işlem yapmıyoruz. ters örelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bakınız ortadayız. İki ilmeğimi çeviriyorum. Üçünü alıyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üç tane ilmeğimiz kaldı. Yönümüzü çevirelim. Alıyorum. Şişimi takıyorum. 3 ilmeğimi tek ilmek olarak örüyorum ve birinci dilimimi bu şekilde tamamlıyorum bakınız. Çok güzel oldu. Şöyle görelim. Şimdi ikinci rengimize geçmek için hazırlığımızı yapalım. Beyaz rengimle örmek istiyorum hemen ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Farklı renklerle örecekseniz hemen buradan kesip mavimizi Düğümümüzü atalım. İlmeğimizi geçirdikten sonra beyazımla bağlıyorum. Bir tane daha düğümümü atıyorum. Ilmeklerimizi yeniden toparlamaya başlayalım. Birinci ilmeğimiz. Hemen ikinci ilmeğimizi alıyorum. Şu şekilde bakınız. Şöyle görünen e, ilmek kısmının bizden tarafa olan yönünden alalım. Diğer tarafımızın ters olduğu belli olsun. Her ikisini kavramıyoruz. Bakın sadece birini alıyorum. Birer birer kendimizden taraftakinden alarak ilerlemekteyim. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 ve 13. 13 tane ilmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Gerideki 10 ilmeğimizi ise şişimize atıyoruz. Bakın 23 tane ilmeğimiz vardı. 23 ilmeğimizin kestiğimizi de buradan çıkarıyoruz. Geriye kalan 10 ilmeğimizi ise şişimize takıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimizi taktık. Yeniden 23 tane ilmek sayısına ulaştık. 13'ü şişimize ördüğümüz maviden çıkardık. 10 tane ilmeğimizi ise kenardaki onu yeniden alarak çıkardık. Ilmeklerimizi birer birer örelim. İlk ilmeğimden başlıyorum. Şöyle yandan girer, girerek alırsak ilk ilmeğimizi daha güzel olacak. Her birer düz bir şekilde örüyorum. Şöyle ilk şişten ilk çıktığı için deşişimiz biraz plastik olunca diğer şişler daha hoş olmakta. Evet örgümüzün arka yönündeyiz ve bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Önce ilmeğimizi çıkardık sonra ters yönden örerek geldik herhangi bir işlemimizi yapmadık son ilmeğimiz yeniden ters olarak örüyoruz şimdi bakınız azaltma işlemini şu son 3 ilmek üzerinden yapacağız 13 tane ilmek örmüştük 13 ilmeğimizle 10 ilmeğimiz kalıp 3 ilmeğimizle daralmaya başlıyoruz İlk ilmeğimizi örelim örmeden aldım 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeği ördüm 2 ilmeğimi şöyle ardından girerek alıyorum yönünü değiştirerek takıyorum ve buradan da bir ilmek ilavesiyle 3 ilmeğimi bir ilmek olarak örüyorum ve diğer ilmeklerimizi sırası ile örerek sona doğru ilerliyoruz son ilmeğimizi ters olarak örüyoruz Evet örgümüzün arkasından bütün ilmeklerimizi hiç işlem yapmadan dümdüz örelim. Arkadan dümdüz örerek tamamladım. Yeniden örneğimizin ön kısmını çeviriyoruz. Yine düz olarak örüyoruz. Evet ilmeklerimizi örerek geldim. Bakınız 3 tane ilmeğimizi kestiğimiz yer çok belli. Hemen bir tane ilmek kala. Bu ilmeğimiz merkez çünkü. Bu ilmeğimizden giriyoruz. Yönümüzü çevirerek iki tane buradan bir de diğerinden alıp üç ilmeğimizi tek ilmek haline getiriyoruz. Ve kalan 9 ilmeğimizi bakın 2 4 6 8 9 birer birer azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonundaki ilmeği yine ters olarak örüyorum. Sıramızı çeviriyoruz. Örgümüzün arka yönünde bakın şu araşamızı gördüğümüz yer örgümüzün arka yönü hepsini düz olarak örerek bitirelim. İşlem yapmıyoruz bu sıramızda sıramızın yeniden başına geldim tekrar birer birer azaltarak ilerliyoruz buradaki ilmek sayımızı biraz önce 9'du şimdi 8 olması gerekmekte bakınız şu kestiğimiz ilmeğe bir tane kalarak bırakıyoruz bakın 2 4 6 ve 8 şuradan takip ediyoruz zor olursa ilk önce sayarak ilerleyebiliriz ikisini alıyorum şişimi Yönünü değiştiriyorum ve bir ilmek de diğer taraftan alarak hepsini aynı anda alıp kesiyorum. Ve diğer 8 ilmeği örüyorum. Son ilmeğimiz ters. Örgümüzün yönünü çevirelim. İşlem yapmadan arka yönde tamamen düz örerek tamamlayalım. Arkamızı tamamladıktan sonra tekrar ön yüzden örerek geldim. Bakınız kesme işlemini yaptığım yerde bir tane ilmek kalınca durdum. Hemen kestiğim ilmeği olduğu yerden giriyorum. Yönümü çeviriyorum. Şu şekilde. Bir de diğerinden girerek üçünü aynı anda örerek kesiyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. 7 ilmeğimiz kaldı. Arkadan da aynı şekilde düz olarak örüp sıra başına gelelim ve bu şekilde birer birer eksilerek en son 3 e, ilmeğe kadar devam edelim 3 ilmeğimiz kaldı 3 ilmeğimizi de şu şekilde hemen yönünü çevirelim ortadan girelim takalım üçünü aynı anda örelim yeniden rengimizi değiştirelim ben yine e, mavi beyaz üzerine örmek istiyorum Tabii Dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Dilerseniz tamamen her birisini farklı renklerle örebilirsiniz. Ben ipimi kesiyorum. Beyazımı buradan ayırıyorum. Mavimle düğümümü atıyorum. İki düğümümü attıktan sonra yeniden ilmek çıkarmaya başlayalım. Ilmeklerimizi, 13 ilmeğimizi beyazımızın olduğu yerden çıkarıyoruz. Sadece ön kısımdan alıyoruz. Bakınız, şu kısımdan alıyoruz. Diğer kısma geçmiyoruz. 3, 4, 5, yanlardan bakın bir katından 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 ve 13. Şu alttan tam 13 tane ilmeğimizi aldık. Şöyle görelim. 2 4 6 8 10 13 ve 10 tane ilmek de buradan çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 ilmeğimizi de çıkardıktan sonra arkadan bütün hepsini düz olarak örüyoruz ve sonrasında burada yapmış olduğumuz gibi 10 tane örüp son 3'ü birlikte kesip diğer tarafa da onu ayırıyoruz ve kesmiş olduğumuz işlemden 9 8 7 6 5 4 3 1 diyerek hep düz yönde kesiyoruz arka yönde ise sadece örüyoruz bu sırayı da örelim sonrasında görüşelim Evet sıramın sonuna kadar örerek geldim. En son 3 ilmeğimi aldım ve tek ilmek haline getirdim. Bu şekilde istediğiniz kadar bu sırayla örebilirsiniz. Sıramı kapatıyorum. Ben 3 tane ile modelimi anlatmak için yeterli olacaktır. Sizler yine aynı şekilde ilmeğimizi çıkarıp 10 tane de ilmek alıp istediğiniz büyüklükte renklerimizi değiştire değiştire örebilirsiniz. Şimdi ben yan tarafa geçmek istiyorum. Yan taraftaki kurulumu da birlikte yapalım. Şuradaki karelerimizin sayısı eğer büyük çift kişilik battaniyelerde falan sayının daha fazla olması karemizin büyümesiyle çok şık olmakta. Hem sık sık da değiştirmezseniz birazcık daha büyük başlarsanız büyük battaniyelerimiz için çok güzel olacaktır. Şimdi beyaz rengimizle yeniden yan tarafa doğru örmeye başlayalım. İkinci sıra için başlıyoruz. Birinci sıra ne kadar çok olursa o kadar olabilir. Şimdi ilmeklerimi alıyorum. 10 tane ilmeğimi alalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ilmeğimizi şişe taktık hemen şuradan başlayalım birer birer ilmeğimizi çıkarmaya tam 13 tane ilmeğimizi kenardan alıyoruz yine tek katıyla çıkarıyoruz şöyle tek katıyla alıyoruz diğer taraf arka bakınız arkaya şu şekilde düşmekte 13 ilmeğimi de hemen şuradan alıyorum Evet 13 onu da burada toplamda 23 tane ilmeğim oluyor. İkinci sıramızın yan kısmına da bu şekilde başlamış oluyoruz. İlk ilmeğimizi örelim. İlk sıramız olduğu için ilmek sırası ve arkadan dümdüz örelim. Tıpkı diğer çalışmalarımızda yaptığımız gibi sıra başına kadar gelelim. Son ilmeğimizi ters örüyorum. Diğer karelerde yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz artık. Evet hemen düz yönden örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Birer birer örüyorum. 10 tane ilmeğimi ördükten sonra kesme işlemimize başlıyoruz. 2 4 6 8 9 ve 10. 10 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Arkadan şöyle girerek 3'ünü birlikte alıyorum. Bakın işlemimiz aynı. Diğer 10 ilmeğimi örüyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bu şekilde diğer karelerimizi ördüğümüz gibi eksiltme işlemini yaparak örelim. İkinci sıramızın ilk rengini örerek tamamladım ve hemen aynı şekilde mavi rengimle son 3 ilmeğimi aldıktan sonra bakınız. Mavi rengime geçiş yap, 13 tane ilmeğimi bu yönden aldım. Şimdi diğer sıramızda bağlantımızı kurmak için bu taraftan da 10 tane ilmeğimizi toparlıyoruz. 13 ilmeğimiz şişimizde hemen diğer ilmeklerimizi almaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ve 10 10 ilmeğimi aldım her kurulumda mutlaka 23 tane ilmeğimiz olacak ve aynı şekilde örmeye devam edelim bakınız birinciyi ördükten sonra 13 ilmeğimi aldım yan tarafa 10 ilmekle bağlantımı yaptım ve burada oluşturduğumuz karelerin aynısını örerek oluşturalım arkadan işlem yapmıyoruz önden Ortaya geldiğimiz zaman yani 10 ördükten sonra 3 tanesini alıp kenardaki onu örüyoruz. Arkada işlem yok. Tekrar 9 örüyoruz ve her seferinde arkada işlem yapmadan birer birer 19, 8, 7 şeklinde azalarak buradaki mavi renkli karemizi de örerek tamamlayalım. Mavi rengimizi bitirdim ve yine ipimi kestim. Beyaz ipimi şöyle bir ilmek alarak geçiyorum. 1. Şimdi buradan 13 tane ilmeğimizi alacağız ama öncesinde iplerimizi mutlaka bağlayalım. Rahat hareket edelim. İpimizi bağladıktan sonra hemen ilmeklerimizi almaya başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve en son şuradan alalım. 13. Yandan almaya başlayalım. Şu şekilde aşağıya doğru 10 tane ilmeğimizi çıkaralım ve bu şekilde bakınız. Yukarı kısımdan 13, diğer yan taraftan 10 olarak sıralarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Tabii bu uzunluk sadece 3 değil, dilediğiniz kadar olabilir. Ya da küçük küçük kareler yapıp bir tane daha yanına yaptıktan sonra küçük parçalar birbirine bağlamak şekliyle de yapabilirsiniz. Şimdi 10 tane ilmeğimi alıyorum. 10 ilmeğimi aldım. Arkadan yine aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan dümdüz örüyorum. Birinci ilmeğim ilk sıra olduğu için şöyle örelim. Diğerlerinde birer eksilerek ortadan kalemizi de bitirelim. Evet, hiçbir işlem yapmadan ilerliyorum. Beyazımızı da ördükten sonra yeniden görüşelim. Modelimizi ikinci sıramızda tamamladık. Üçüncü sıramıza sizlerle birlikte başlayalım. Hemen ilmeğimizi alarak başlayalım. Şişimize bakınız şu kısımdan. Önce eksilttiğimiz ilmeğimizi alıyorum. Yani 10 tane ilmeğimizi alıyorum. Kalan 13 ilmeği ise örgümüzün kendisinden çıkarıyoruz. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi aldım. Şöyle bir düğüm atalım. Rahat olsun örmemiz. 2 4 6 8 ve 10. İlmeğimizi toparlamaya başlayalım. 13 ilmekte örgümüzden alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve en son ilmekten alalım toplamda 13 tane ilmeğimizi de modelimizden çıkardık 10 tane de diğer taraftan şişimizi almıştık hemen örgümüzün arkasını çevirelim yani başlangıçlar hep bu şekilde başlayacak arkasından yine aynı şekilde bütün örgümüzü düz ve diğer sırada kesme işlemlerimizi yaparak devam edeceğiz arkadan düz olarak örüyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sıra başına kadar düz bir şekilde örelim sıra sonuna kadar ördüm son ilmeğimi ters olarak örüyorum ve bu sıramızda kesme işlemlerini başlatıyoruz ilk önce 10 tane ilmeğimizi örüyoruz birinci ilmeğimi örmeden aldım 3 dün yaptığımız işlemler birbirine aynısı çok zevkli bir çalışma 2 4 6 8 9 ve 10. 3 ilmeğimin önce ikisinin yönünü çeviriyorum. 1 2 ve 3 üç. üçünü aynı anda alıyorum çevirdiklerim ve diğer taraftan Geriye 10 tane ilmeğimiz kalıyor. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10. Burada da aynı 2, 4, 6, 8, 10. Şu üçünü birlikte kestiğimiz orta merkezdeki ilmeğimiz. Şimdi aynı şekilde birer birer eksilterek bu karemizi tamamlayalım. Evet 3 sıra yukarıya doğru 3 sıra yana doğru modelimizi kurduk. Bakınız hem kalan iplerimizi değerlendirebilirsiniz hem de iki renklerle ya da daha fazla renklerle çok güzel bir şekilde bu modelimizi çalışabilirsiniz. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.